Süleyman Özışık, İnternet Haber. Amerika yine oyalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna gireceğiz açıklaması Amerika'yı panikletmiş görünüyor. Daha önce bu konuda ipe un seren Amerikalı yetkililer Erdoğan'ın açıklaması sonrası güvenli bölgeyi dilinden düşürmemeye başladı. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması, barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak dedi. Açıklama kulağa hoş geliyor ama ben bu açıklamanın altındaki niyeti kötü bulanlardanım. Neden diye soracak olursanız, hatırlarsınız geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu zamanlarda Fırat'ın doğusuna girileceğini söylemiş ve Trump da hemen akabinde Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceklerini açıklamıştı. Üstünden şunca zaman geçmesine rağmen Amerikan askerlerinin hala bölgede cirit attığını görüyoruz. Yani anlayacağınız Trump'ın o dönemde yaptığı açıklama Türkiye'yi oyalama dışında hiçbir işe yaramamıştı. Bana göre bu oyalamanın sonucunda Amerika'nın bölgeyi Türkiye için değil YPG terör örgütü için güvenli bölge haline getirmeye çalıştığına bir kez daha şahit olacağız. Zira Türkiye'nin operasyon için son viraja girildiğini açıklamasının ardından YPG'ye yeni silah yardımı yapması aslında Amerika'nın niyetlerinin ne olduğunu bize açık seçik gösteriyor. Sadece bu değil tabii ki. Suriye özel temsilcisi Jeffrey daha geçtiğimiz gün YPG konusunda Türkiye'ye ihtar vererek bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor dedi. Yani özetle gerekirse YPG'nin yanında Türkiye'ye karşı savaşırız tehdidi savuruyor. Yani aslında yapılan açıklamalar ve sergilenen eylemler Amerika'nın bizden çok YPG ile müttefik olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin özellikle güvenli bölge konusunda hedeflediği sonuca ulaşıncaya kadar baskı yapması, Amerika'nın bu baskıya itiraz etmesi durumunda operasyon için düğmeye basması gerekiyor. Yoksa üzülerek söylemeliyim ki Terörle mücadele konusunda bir yıl, belki de birkaç yıl daha kaybedeceğiz. Ve korkarım ki Amerika'nın YPG'ye yardımları devam ederse ve biz de bu durumu izlemekle yetinirsek, önümüzdeki dönemde PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelede çok büyük kayıplar vereceğiz. Umarım Türkiye bu kez oyalama oyununu bozar ve gereğini yapar. Herkese hayırlı bayramlar.